yeniden merhabalar hanımlar. Bugün bir farklılık yapıyorum ve vloga başlıyorum. Aslında biraz çekmeyi kesmiştim. Yeni vloglar, yeni tarifler. Çok yorulduğumu hissettiğim için. Fakat şimdi ufak bir tatile çıkıyoruz. Anı kalsın bana diye. Daha sonra çünkü bunları birleştiriyorum ve güzel bir video oluyor. Bana anı kalması için tekrar bir vlog başlatıyorum. Tayland'a gidiyoruz. Yeni havaalanındayız. İstanbul Havaalanındayız. Size Tayland'dan yine ufak ufak, yani önceki arkadaşlar detaylı olmayacak ama bir şeyler çekip paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. 11 saatlik uzun bir yolculuğun ardından biz vardık. Şimdi eşim içeriden telefon kartı alıyor. Burada bulunduğumuz süre boyunca kullanmamız için. Vodafone çünkü çok yüksek ücretler alıyor. O yüzden telefon kartımızı alıp otelimize geçeceğiz. Ama aşırı bir sıcak var. Yani öyle bir nem, öyle bir buhar ki inanılmaz. Yusuf'un üzeri de böyle uzun kollu kaldı. Uçak çünkü çok soğuk oluyor. Ama artık giyinmesi lazım, çıkarması lazım daha doğrusu. Otelimize doğru gidiyoruz. Burada da direksiyon sağda. İnternet burada çok ucuz. Ne kadar almışsın aşkım interneti? 23 GB'a 13 dolara mı aldın? Çok ucuz burada ya. Seyşeller de aşırı pahalıydı. İnternet konusunda şanslıyız. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Anneciğim. Yavrum çok yoruldun sen annem bugün ya. Thank you very much. Anneciğim al havludan bir tane. Çok güzel bir otel denk geldi. Daha doğrusu özellikle seçtim ama bu kadar güzel ben de beklemiyordum. Tamamen doğanın içinde mükemmel bir otel. Çok güzel kokuyor. Yemyeşil. Tamamen yeşillik kokuyor her yer. Burası büyük havuzu. Herkesin girdiği havuz ama biz kendi havuzumuza geçeceğiz. Yani odamızdaki havuzda yüzeceğiz daha doğrusu. Bunlar burada yapılacak otelin bize sunduğu aktiviteler. Fakat ben bunların hepsini tabii ki araştırdım. Ve Türkiye'den buraya yerleşmiş birini internetten buldum. Web sitesinden. Onunla iletişime geçtim. WhatsApp üzerinden. Ve onunla sözleştim. Onun turlarına katılacağız. Bunlara değil de onun turlarına katılacağız. Yani PP adasına gideceğiz. Fillere gideceğiz. Daha sonra James Bond adasına gideceğiz. Fantasy, Phuket Fantasy Show'a gideceğiz. Bunların hepsini yapacağız fakat otelin turlarında değil. Herkesin de günde bir kez shuttle servisi varmış. Biz daha fazla zannediyorduk. Bir kez az oldu. Biraz son dakika golü oldu değil mi aşkım bu? Benim de canım sıkıldı bu işe. Çünkü merkeze yakın bir otel seçmeye çalıştım ama epey uzak. Yani Patong merkeze yarım saat mesafesi var. O yüzden her gün taksiye gidip, binip, gelip falan şeyler yapmak biraz maliyetli olacak. Ama yapacak bir şey yok. Bir kez bir sadece. Odamızı gezdireyim. Biz girdik tabii, bavulları falan koyduk. Ama sizin için de şöyle her zamanki gibi detaylıca havuzumuzu göstereyim baştan. Çok güzel bir havuzumuz var. Dışarıdan hiç kimse görmüyor. Bunlar da ön tarafları, arka tarafları bu villalarında, önümüzdeki villalarında arka tarafları olduğu için hiç kimse görmüyor. O yüzden çok rahat, yani rahatlıkla burada havuza girebileceğim. Sonra şöyle gidiyorum. Hatta aşağı ineyim ilk havuzun yanına. Ben de inmedim, ilk kez iniyorum. Sonra şurada bir dinlenme alanı var. Burayı da göstereceğim. Burada böyle şezlonglar var. Hafif yağışlı. Burada masası var. Sonra burada açık duş alanı var. Şöyle göstereyim hemen. Şurası açık duş alanı. Tuvalet. Burada lavabosu var tekrar. Şuradan nereye gidiyormuş? Labirent gibi. Tarifler koymuşlar. Burası da o dinlenme alanı bahsettiğim. Çok güzel bir havuzdan çıkıp da dinlenmek için harikaymış. Burası kasası, çantası. Şu çekmecede ne var acaba? Boş çekmeceler, terlikler. Burada bornozlar ve şemsiye. Bütün tropik adalarda olduğu gibi burada da şemsiye tabii ki var. Burası da
kapalı banyosu. Duş almak için burası da var aynı zamanda. Orada da çiçekler var. Sonra... Ve yine bütün tropik adalardaki oteller gibi ışıklandırma çok zayıf. Neden böyle karanlık yaptıklarını hiçbir şekilde anlayamıyorum ama genelde böyle oluyor. Burada bir televizyon var tam yatağın karşısında kurulmuş ve böyle şeyi camı tamamen açılıyor, çok güzel. Böyle sürgülü yana doğru komple ormanın içindesiniz, yani çok güzel yapmışlar. Yusuf'un yatağını hiç beğenmedim. Burada bu çocuk nasıl yatacak bilmiyorum çünkü burası şöyle bakın ayrılıyor ve yatamazdı yani. Çok büyük bir sıkıntı. Onu söylememiz gerekiyor. Sonra burada mini bar bölümü var. İşte kettle'ı, kahvesi vesaire. Suları da muhtemelen dolabı. Evet. Gayet güzel. İki katlı, büyük. Buradaki açık duşu çok güzel. Aşağıdaki havuzu çok güzel. Kimsenin görmemesi çok güzel. O açıdan güzel fakat merkeze biraz uzak. Aslında ben merkeze yakın diye burayı tercih etmiştim ama işte biraz sıkıntı olacak gibi. Bakalım. Patong merkeze geçiyoruz. Aşırı derecede yoruldu, havuzda yüzdü bu saate kadar. Baya 200 saattir falan yüzüyor. Patong merkezde bir şeyler yiyeceğiz, gezeceğiz. Biz şu an Patong'un merkezindeyiz. Central AVM var burada bir tane. Burada yemek yiyebileceğimiz yeterli alan var. Gezebileceğimiz, alışveriş yapabileceğimiz çok güzel bir yermiş burası. Şehir merkezi. Tam olarak böyle bir yer. Phuket'in merkezi olan Patong. Böyle bir yer. Böyle alışveriş için uzun koridorlar var. Bunlar balıkları. İstiridyeler falan da var aşkım. Bunlar yengeçler. Değişik tür balıkları. İstakozlar, gerçekten çok tiksiniyorum. Acayip fena oluyorum istakozlardan. Bir dakika aşkım. Ay hareket ediyorlar. Canlı var bunlar resmen ya. Aşkım bak burada şeyler var. Waffle'lar var ama pek hiç tam açamadı. Kötü görünüyor. Noodle yapıyorlar burada galiba. Burada deniz ürünleri. Barbekü diyor muhtemelen. Tamuz da vardır içlerinde. Şunlar balıklar, kızartma. Çok kötü kokuyor her yer. Çok kötü kokuyor. Hiçbir şey yiyemeyeceğim. Ay şuna bak, ahtapot. Ahtapot şiş. Balık ızgara. Aa sen yersin bak aşkım. Balık ızgara. Klasik standart balık ızgara. Hiç maceraya gerek yok. Bak bunlar şeyler. Ne ki bunlar? Bak bilemedim. Şeyler diye başladım, gerisi yok. Burada da ayak mısırı balıklarla. Ayak da sokamam buraya ayaklarımı. Müslüman bir satıcı bulduk. Helalmiş. Nasıl yiyeceğiz şimdi? Tavuklu. Burada yapıyor gördüğünüz gibi. Tavukları önce yiyor. Sonra en lezzetli olanıymış. Teker teker seçtik neler kalacağını. Burada yiyeceğiz. Bakalım inşallah bir şey olmaz. Başımıza bir iş gelmezse. Tay usulü, Tayland usulü noodle'ımız hazır. Tadına bakalım. Kapalı birini gördüğümüz anda geliyoruz. Ne var önünde, ne satıyor diye bakıyoruz. Yok yok, yemeyeceğim, yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Evet ama ahtapotlar falan da pişirmişler aynı zamanda. Şunlar ne ki acaba? Hindistan cevizleri, Red Dragon meyvesi, hepsi bu ya. Var tabii ki. Her tarafta böyle kızlar var. Çok sık var yani her yerde. Şey için, masaj için çağırıyorlar. Yine helal bir restorandan güzel bir margarita pizza. Bakın burada Buda'ya ikramda bulunmuşlar. Tatlı koymuşlar yarısını ısırıp. Mandalina koymuşlar, kahve koymuşlar. İçecekler, süt, birazını içip sütün devamını koymuşlar. Şu an hayatımda bir daha göremeyeceğimiz sahneyle karşı karşıyayım. Timsah ızgara. Burada gördüğünüz gibi döndüre döndüre pişirmişler. İğrenç gör. Biraz da Phuket'in marketlerini gezelim burada. Kurutulmuş meyveler var.
şu ne? Bunu hep gördük. Fasulyeye benzeyen bir şey. Nasıl yeniyor diye sorduk. Çok lezzetli dedi adam ama çözemedik yani. Kurutmuşlar diyor. Demek ki bir meyve ama ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Burada mangolar. Bunlar da kurutulmuş mangolar, ananaslar. Muz da var anneciğim. Evet gördüm. Durian meyvesi. Bu meyveyi çoğu yere satmak yasak. Otobüslere, otellere. Bizim otelde mesela bir ikaz vardı. Bu meyveyi sokamazsınız. Yani sigara içmezsiniz gibi. Bir ikaz. Bunlar da hediyelikleri. Filler. Yani benim çok ilgimi çekmeyen aksesuarlar. Şunlar mesela 590. Neydi buranın para birimi ya? Unuttum. 590 ama Türk lirasına çevirince öyle çok bir şey değil. Bizim paramız burada bayağı iyi para ediyor yani. Bunlar neymiş? Kurutulmuş balıklar. Bakın. Böyle. Sonra bunlar. Ay, tutasım yok bunu şu an. Gerçekten çok fena. Kurutulmuş yengeçler. Bunu da ahtapotu kesmişler. Bakayım anneciğim. Evet anneciğim. Gerçekten öyle. Ahtapotu kesmişler oğlum. Tabii meyve suları da buraya özel olmak zorundaydı. Şöyle lişe diye bir meyvenin suyu, tamarind diye bir meyvenin suyu. Bunlar farklı farklı meyvelerin suları. Grass jelly diyor. Bunlar da soslar. Tomyum, buranın meşhur yemeği tomyum. Herkes bunu yiyor. Onun baharatları gibi bir karışım herhalde bunlar. Ben tatmadım, tadına da bakacağını sanmıyorum. Bunun gibi bunlar da baharatlar, çok baharatlı yedikleri için soslar. Bunlar tam onlara göre şeyler. Burada en çok yenen şeylerden biri de buradaki noodle'lar. En çok bunlar yeniyor. Çok seviyorlar. Hadi anneciğim, hadi. Ayağını indir. Ayağını indir. Bir şey olmaz anneciğim. Korktum. Anneciğim kendin istedi. Hadi. Hadi indir ayağını. Balıklar sadece gıdıklayacaklar. Şuralar çok kalabalık bir yerdeyiz. Birazdan sürat teknesi, hızlı feribotu gibi bir şey bineceğiz. James Bond adasına doğru gideceğiz. Şu an beklemedeyiz. Anneciğim. Sinekler yedi oluşum yine. Çok seviyorlar benim oluşum sinekler ya. Sürat teknesine bindik. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Normalde daha yavaşlar. Biz daha hızlı bir versiyonu seçtik. Şimdi gidiyoruz bakalım adaya doğru. Ama hiç yarası yoktu. Sadece bir mağara gezisi. Başımı falan çarptım. Biraz sıkıntılı bir geziydi. Şimdi sürat teknesini bekliyoruz gelmesini. Burada alışveriş yerleri varmış. Şöyle. Bir yer. Biraz burada dolaşacağız bir saat kadar. Daha sonra tekrar başka bir adaya doğru geçeceğiz. Burada Müslüman kadınlar satış yapıyorlar ama çok şey yapıyorlar ya, ısrar ediyorlar, inanılmaz. Bir saattir beni tutuyordu. İnci falan satmaya çalışıyor. Ama çok aşırı abartılı yani. Bizim Türkler de yapıyor gerçi onu. Ve evet işte geldik. Meşhur James Bond adasına. O turun amacı sadece buydu. Şu ortadaki kayaydı. Anneciğim bak şu kaya çok meşhur. Şu taş var ya ortadaki. Çok meşhur orası. Onu görmeye geldik biz buraya, biliyor musun? Burada da satış yapan hanımlar. Çok güzel yeşil bir deniz ya. Gerçekten renk harika ama temiz değil yani, girilmiyor. Normalde ben fotoğraflarında bu suların çok temiz olduğunu görüyordum ama yakından pek öyle değilmiş aslında. Gayet güzel bir yer. Doğa içinde. Muhteşem.
Yusuf'un da en büyük eğlencesi bu oldu bugün. Denize taşlar atmak. Burada böyle bir seyir terası yapmışlar merdivenleri çıkınca. Güzel bir yolun olmuş. Şöyle fotoğraf falan çekilmek için özel yerler yapmışlar. Gayet güzel. Girilmiyor sanıyordum ama girenler var, enteresan. Ben girilmiyor sanıyormuşum meğer. Birkaç kişi de olsa girmişler yani. Harika bir yerdeyiz. Müslüman köyüne geldik buradaki. Burada öğle yemeği yiyeceğiz ama çok mutluyum. Cami de var, namazları da kılacağız. Harika, harika burası. Şu an çok çok güzel geldi bana. Baksana Yusuf, kocaman bir kort oldu. Masaları hazırlamışlar böyle. Yemeklerimizi de hazırlamışlar. İşte dünyanın en güvenilir yemeği burada. Tamamen helal. Harika. Buralarda böyle satışlar yapıyorlar. Yine Müslüman hanımlar. Şimdi içerilere doğru yürüyoruz. Tur rehberinin elini tutuyor. Yusuf'la beraber gidiyor. Burada şimdi yaşıyorlar Müslümanlar. Onlara bakacağız. Evlerini göreceğiz. Buralarda bir evleri var. Bunlar evleri buralarda yaşıyorlar gördüğünüz gibi. Market var. Burası marketi. Aşkım, ne kadar enteresan değil mi ya? Evet, denizin üzerinde kurulu bir köy. Çocuklar çok tatlı. Baksana, inanma ya. Çocuk yatağı aşkım. Burası da okullarıymış. Kompanyi School. Çok enteresan bir yer gerçekten. Çok değişik anlara şahit oluyorum şu an. Yazık ya, çok sefalet içindeler. Yani turistik olarak aslında yine bir şeyler kazanıyorlardır değil mi gelenlerden? Ama eskiden böyle ciddi ciddi bu şekilde yaşamamış. Evet şu an aynen aynen. Ama eskiden böyleymiş demek. Bak, müzeye getirdi bizi rehber. Adamcağız bizi gezdirmeye kendi göremedim. Aa bak, şurada evleri. Aa, oraya nasıl gidebiliriz? Onu öğrenmemiz lazım. Caminin güzelliği, ay ağaçların içinde. Çok güzel görünüyor. Cami anneciğim, namaz kılacağız şimdi. Kediler. Çerezler. Bunlar tatlı kızlar. Seslenmişler. Fotoğraflar falan çekiliyorlar. Bakın, hocalar okumaya da başladı. Camiye geldik anneciğim. Maşallah. Cemal çok geniş. Küçücük bir adada. Ne güzel, maşallah. Çocuklar kendilerine bulmuşlar eğlence. Aşkım, belki bir jacuzzileri yok ama kendi evlerinin önünde havuzları var, bakar mısın? Hatta denizleri var. Çok tatlılar. Şuraya bak ya. Harabe resmen ya. Güzel güzel. Aşkım, yarı fiyatından da aşağı düşüyorlar. İyice pazarlık yapman lazım. Kaç dedi? 850 mi dedi ilk? Okey lan. Bak hemen düşüyor ya, daha da düşsün. 60 lira mı? E çok ucuz, al bunu ya. 300 deyince çok gibi geldi. Farklı model mi? Bu da gümüş olanı. Bu da yanınca yanmıyormuş. Yazık. Müslüman köyünden çıktık şimdi. Tam orada gezinti yapacağız. Oraya doğru gidiyoruz. Bu tür her şeyi kapsıyordu. Tam öyle gezinti varsa. Bizimki geliyor. Bilmesi çok güzel ama nasıl bileceğiz bakalım. Ha, bizimki değilmiş. Ha, biz bekleyeceğiz dedik ya. Biz niye bekleyeceğiz? İstiyorsan binelim. Yok yok, belki daha büyük gelir ya. Yusuf'a nasıl sığacağız biz? Bak şimdi nasıl bindiklerini çekeyim. Çok korkunç. Ben şu an vazgeçmek üzereyim. Bir telefon falan düşer bu ısıya ya. Ay çok zor biniyor. Ayakkabılar
şeyler falan yasakmış çıkarıyorsun. Ay bindim ama o kadar zorlandım ki yani. Aslında binerken çok kolay bindim de çok korktum ya. Ve hala çok aşırı tırsıyorum. Sanki sağa sola kayacakmış gibi geliyor. Şu mağaralara giriyoruz şimdi. Şey, yarasalar falan var galiba bu mağaralarda. Ehlisin mi? James Bond'un benzeri bir kayamış burası. Evet, hakikaten çok benziyor. Aynısı aynısı. Saklı bir kanyona geldik. Harika ya, doğa harikası. Denizin rengi de çok güzel. Yemyeşil. Ağaçlar sanki denize vurmuş gibi. Ya, çok keyifli bir gezi bu. Her gelen mutlaka bunu bir yapsın. Neredeyse korkup binemiyordum ya. Neredeyse şunları kaçıracaktım buraya kadar gelip. Şurası da köpeğe benziyormuş. Ben pek benzetemedim ama şoförümüz öyle diyorsa köpeğe benzetmiş. Mağaranın içine girdik, kafaları eğdik. Buradan dikkatli geçmemiz lazım. Yusuf'un değmez. Yusuf'un kafası o kadar uzun değil ki. Çıkıyoruz. Dakikalık falan bir yolculuk oldu. Şimdi Sürat Teknesi'ne doğru geldik. Bunlar bizim tur arkadaşları. Onlar iniyorlar, sonra sırayla biz de ineceğiz. Teknemize bineceğiz ve daha sonra son olarak bir plajda yüzme keyfi yapacağız. Ve bir plaja bırakacaklar bizi. Ay teyze nasıl inecek acaba? Eyvah eyvah. Binerken de çok zorlanmıştı, yazık. Ay düşecek. Neyse. O kadar güzel ki karpuzları buz gibi ve şekerli. Buz gibi dediğim direkt buz koyuyorlar içine zaten. Şekerli. Çok güzel burası. Bugün şimdi biraz denize gireceğiz. Yusuf başladı bile. Yusuf çok tatlı, baksana. Bak bak bak. Hiç korkmuyorsun. Anneciğim bir şey yapmaz, gel. Gel, sadece seveceksin. Baksana çok tatlı. Sadece gel. Seveceksin, gel. Elimde sev, gel. Parayı alıyor. Çok tatlıydı değil mi anneciğim? Yusuf çok değişik bir salıncağa bindin. Azıcık sallayayım mı? Azıcık ama çok sıkı tutun, evet, tamam mı? Bugün bu turumuz bitti. Birçok yeri gezdik gördüğünüz gibi. Şimdi artık otele doğru gidiş. Başka bir yere gidecek halimiz kalmadı. Patonga geçecektik ama geçemeyeceğiz. Aşırı derecede yoruldum. Günaydın. Restorana doğru gidiyorum. Kahvaltı yapacağız sonra. Bugün hayvanları sevme günü. Hayvanların yanına gideceğiz. Güzel, eğlenceli bir gün olacak inşallah. Şurada güzel bir havuz var. Burada oturacak yerler var. Ama biz buralarda vakit geçirecek vaktimiz olmuyor. Arabamıza biniyoruz. Her yere götürecek bizi. Bebek arabasını da koyuyorlar. Otur anneciğim. Otur, kemerini tak. O kadar güzel süslemiş ki arabasını. Şuraya bakın. Tam Tay arabası. Yusuf çok heyecanlı. Hillere gideceğimiz için. Buralara da bir şeyler koymuş. Şu bütün arabalarında olan Budist oldukları zaman bunu koyuyorlar. Bu adam mesela Budistmiş, adı da John'muş. Biz akşama kadar bu gezdirecek. Binlere biniş yarım saati 2700 baht, yani 100 kadar ücret alıyorlar. Ne kadar yani aşağı? 500 liraymış. 550 lira yani. Şimdi bineceğiz şuradan. Sıra bekliyoruz. Geliyorlar. Evet, biletlerimiz anneciğim onlar. Bunların da şöyle paketini 100 liraya, değil mi aşkım? 100 liraya aldık. Ne, 100 baht mı? Ha, 20 liraya almışız. İyi, pahalı değilmiş. Ben pahalı bir şey sandım. Yusuf şimdi muzlarıyla bekliyor. Filin gelmesini, bizim filimizin gelmesini bekliyor. Bizim filimiz geldi. Biz şimdi buna bineceğiz. Çok eğlenceli mi? Evet, çok eğlenceli.
Burada tavuklar falan da var. Bir sürü farklı hayvanlar da var. Ay, biraz fazla yüksek. Ama çok tatlı. My belief, religion is not true. For ladies, ladies. Okay. Ya sen ne nasıl bir bahane buldun şimdi? Ya bakalım, hoppala. Poşetten çıkar bir tane. Heh, uzat file doğru. Uzat, alacak o. Bak. Alacak o, bak aldı, gördün mü? Hadi bir tane daha ver. Sen ver şimdi. Hayır, sen ver, sen. Bir daha uzattı oğlum hortumunu. Hemen bir daha ver. Bir şey olmaz, korkma. Bir daha. Hop. Acıkmış fil. Evet, şimdi sırada diğer durağımıza. Hadi bakalım. Burada kobra varmış, kobraya bakıyoruz. Elimizi sokmak yasakmış burada. Ben az önce yılanı aldım boynuma, fotoğraflar çekildim bir sürü. Bak. Ooo, burada çok fazla. Gelin bakalım, muz geliyor size. Nasıl heyecan yaptı ya, nasıl heyecan yaptı. Al, al aşkım, al. Ya seni yerim. Çok tatlısın. Şimdi açacak onu, yiyecek. Aç. Heh. Attı bir tane daha Yusuf. Evet, hangisine denk geldi anneciğim? Büyüğüne denk geldi. Ya sen çok tatlısın, biliyor musun? Doğru gidiyoruz. Tiger Kingdom'a gidiyoruz. Orada da kaplanlarla birlikte fotoğraf çekileceğiz. Şimdi kaplanları görmeye geldik. Bayağı bir karışık bir sistem. Bunlar da krallık kraliçesi, her yerde böyle özel süslemişler onları. Biraz karışık bir sistem ve aşırı derecede pahalı bir sistem. Ben Yusuf'la birlikte gireceğim. İkimiz 2600 baht ödedik. İki kişi 500 lira ödüyoruz. 10 dakika duracağız sadece içeride. Sıramızı bekliyoruz. Bir saat kadar beklememiz gerekiyormuş. Bayağı kalabalık çünkü. Daha sonra gireceğiz, işte bebek kaplanla fotoğraf çekeceğiz. Bu yani, bu kadar. Burada çocuk kaplanların hep çocuk şeyleri, ziyaretçileri. Biz de sıramızı bekliyoruz. Mesela birazcık sıra bekleyeceğiz. Lüleman girmek için heyecanlı. Ama tabii mümkün değil. Yavaş yavaş. Evet, Yusuf içeriye giriyor. Yanına çıkartacaklar seni. Kaplanın yanına çıkartacaklar. Vav, çok güzel. Yusuf, kuyruğunu tutsana kuyruğunu. Elleyebilirsin, sevebilirsin. Ay, çok tatlı. Sevebilirsin. Kuyruğunu da tutabilirsin. Yok, korkma. Bir şey yapmaz. Korkma hiç. Korkma. Hadi, gel oradakine gidelim. Ya bu çok tatlıydı. Evet, sevebilirsin. Ya, sen çok tatlı bir kaplansın. Çok güzelmiş. Yat. Bak, hiçbir şey yapmıyor, yumuşacık. Evet, çıkabiliriz artık. Şimdi rotamızı başka bir yere doğru çeviriyoruz. Bakalım nereye şoförümüz söyleyecek. Şimdi Doğa Show için geldik. Burada fiyatları hemen size fiyatlaması için çekeyim. Sıralar olarak VIP, Deluxe ve Regular olarak 3 ayrı seçenek var. Biz en önde oturacağız. Ve şu aktiviteyi de yapacağız. Yani şeylere, dolfinlere dokunmak, onlarla fotoğraf çekilmek için. Çocuk 700 baht, büyükler 1200 baht kişi başı. Şu da 400 baht. Yani bunu Türk lirasına göre siz hesaplayabilirsiniz. Yani hesaplayabilirsiniz gelecek olanlar. Şimdi şovu izlemeye başlayacağız. Bekliyoruz burada. Anneciğim, Yusuf da oturdu bekliyor. Çok heyecanlı. Bak, geldiler Yusuf. Yağmurluk giydi, kolinalar da ıslatmasın diye herkes giydi. Şimdi şovun başlamasını bekliyoruz.
Size gelmek üzere. Yunuslarla resim çekilebilir. Şimdi biz kaju fabrikasına geldik. Yusuf uyudu. Şoförümüz onu başta bekleyecek. Biz de gideceğiz. Fabrikayı bir gezeceğiz bakalım. Bu artık iflas etti. Şimdi bu kajuların nasıl yapıldığına bakacağız. Fabrika aşamaları, yani bizim evlerimize nereden, hangi koşullarda hazırlanıp geliyorlar hepsini göreceğiz. Bakın burada makinede hepsini teker teker açıyorlar. Türkiye'de kajunun pahalı olmasının sebebi bu zaten. Çok şey çünkü. Çok uğraştıran bir çerez. Bunları sonra kavuruyorlar değil mi? Aynı fasulyeye benziyor şu an ama. Bu şeyliymiş. Deniz ürünleriyle sushi gibiymiş lezzeti. Bu soğanlı, kremalı bir helal. Helal olan şu, barbekü soslu olan. Bu deniz soğanlı olan bu, helal olan bu, wasabi soslu olan. Bu da tomyum. Tomyum buranın meşhur yemeği, bahsetmiştim. Onun şeyini yapmışlar. Evet evet, helal. Onun kajusunu yapmışlar. Wasabi çok acıdır ya. Acı mı? Hala kıskaydı. Sana hiç işlemedi değil mi? Bunlar da böyle paketler. Özel olarak hazırlamışlar. Tereyağlı. Şu neymiş? Tuzlu. Klasik herhalde. Bu sarımsaklı. Bu da şey, bizim krokanlarımız gibi. Şey, bal ve susam. Yes. Evet evet, deneyeceğim şimdi. Evet, bu da böyle bir şey de yapıyorlar demek ki. İçeri girebiliyor muyuz şuraya, parktaya? Bakalım şuradan. Bakın burada da paketleniyor hepsi. Şuradan geliyor, çıkıyor. Burada hazırlanıyor. Bir kaju fabrikası. Susamlı çok güzeldi. Susamlı aldım. Sonra bir de krokan çok güzeldi. Susamlı ondan aldım. Bunlar da neymiş? Aa, ilgimi çeken şeyler. Bisküviler, pineapple'lı. Ananaslı bisküviler. Şu neymiş? Kajulu. Kurabiye gibi bir şey. Helal sertifikası var buranın. Aa, kokonat unu var. Aşkım bak, kokonat unu var. Gerçek vanilya var mı acaba burada ya? Varsa alayım. Bu ne? Turmerik mi? Ne acaba? Bilemiyorum. İşte burası. Ahtapotlar, yengeçler, yengeç kızartmalar. Kurutulmuş mango. Bakalım tadına. Ama açamıyoruz. Hemen bir tadına bakalım. Aa, çok güzel. Harika tadı. Başka neler var? Kurutulmuş meyveler. Farklı çeşitlerde. Bunlar çok güzelmiş aşkım. Bunlardan alalım. Hepsinden alalım. Çok merak ettim bunları. Bak. Kantalup ne acaba? Ne meyvesi? Papaya, elma, plum. Portakal, guava. Guava suyu çok güzeldi. Otelde içmiştim. Cherry. Bir sürü farklı meyveler. Çok güzeldir bunlar. Bunlardan alalım. Burada hediyelik bir sürü alternatif var. Anahtarlıklar, magnetler. Benim buzdolabım cam olduğu için magnet ısınmıyor. Zaten çok da karışık olduğu için hiç sevmem dolapta magneti. Bunlar kalemler. Böyle hediyelik götürmek için. Onlar çok lüzumsuz geliyor ya, gerçekten. Hiçbir zaman almıyorum gittiğim yerlerden böyle şeyler. Şimdi timsah şovuna geldik. Burada böyle müze gibi bir şey yapmışlar. Bunlar gerçek değil tabii. Bunlar mumyalar, timsah mumyaları. Aşkım, gerçek olan olma ihtimali var mı? Yok mu? Mumyalar belki dedim gerçek midir diye ama değilmiş. Evet değil ya, çok belli. Yaklaştıkça anlaşılıyor. Şimdi timsahlara tavuk vereceğiz. Bak. Tavukla besleyeceğiz. Tut anneciğim, hani tanesi kaptı. Dur. Çok sert çekti. Baban seni tutamadı Yusuf, gördün mü? Çok sert çektiği için. Çok çabuk yediler. Birazcık böyle oynayalım hani dedik ama olmadı. Yusuf, inanmıyorum. Timsaha dokundun. Bir de üstüne koydu.